Merhaba, İstanbul Planlama Ajansı'nın kampüsünden sesleniyorum size. İnanılmaz bir yer hazırlıyorlar size. En kısa zamanda siz de gelip göreceksiniz. Gerçekten bir yaratıcılık kampüsü olacak burası gibi görünüyor. Şimdi bize de en sıkıcı tarafını veriyorlar konuşmaya. O da veriler. Hocam ne yapalım yani verilerde konuşmak gerekiyor. Bu kampüsün içine girdiğimde benim şiir yazasım var. Veri konuşasım yok çok fazla ama veri konuşmak zorundayız. Yanımızda hocamız var. Profesör Doktor Murat Şeker. Hocamız İstanbul Üniversitesi Maliye Bölümü öğretim üyesi. Ben bu arada sizi takip ediyorum. Özellikle insan tarafı, insan gelişimi tarafındaki işlerde. Mesela şu anki CV'nizde bu verilen CV'de yazmamışlar ama ben o taraftan sizi takip ediyorum. İlgi alanlarınız kamu ekonomisi, kamu bütçesi, yerel yönetimler, proje yönetimi vesaire. Hocam ama ben biraz sıkıcı taraftan başlayacağım. Barometre konuşacağım. Çünkü verilerde İstanbul programından birazcık fazlaca veri konuşuyoruz. Ama tabii bazı kısımlar teknik oluyor. Şimdi siz çok da teknik anlatmıyorsunuz. Onun için o yeteneğinizden birazcık yararlanmak istiyorum ben. Dolayısıyla en teknik ve birazcık daha sıkıcı sorudan başlayacağım. Ama bütün izleyicilerimiz barometrenin ne olduğunu bilmek zorunda değiller teknik bir şey olduğu için. Öncelikle temel sorum şu olsun. Barometre nedir? İstanbul'un barometreye neden ihtiyacı vardı? Birinci sorum bu olsun. Orayı bir geçelim. Sonra size o barometreden çok daha ilginç veriler soracağım. Söz veriyorum. Tabii, teşekkürler öncelikle. İstanbul Barometresi Türkiye'nin gündemini, İstanbul'un gündemini ve asıl önemli olan İstanbullunun gündemini ölçen, izleyen bir araştırma. Her ay yapılıyor. Geçen yıl Kasım ayından itibaren başladı. Yani 12. ayını doldurdu, bir yılını doldurdu. Bu araştırmada bazı sorular standart sorular, değişmeyen sorular, bazı sorular ise gündeme göre, her ay çünkü malumunuz Türkiye'de İstanbul'da gündem sürekli değişiyor, gündeme göre hazırlanan sorular. Bu soruları bu kampüste kurduğumuz ofisten üniversite öğrencisi ve yeni genç mezun arkadaşlarımız İstanbullulara yöneltiyor. Ve bir anket aracılığı da bu araştırmayı tamamlıyor. Asıl amacı da aslında kamuya yararlı bir veri üretme aşamasını gerçekleştirmek. İstanbul'un neden bir barometre ihtiyacı vardır? İstanbul çok dinamik bir şehir. Herkesin bildiği gibi çok büyük bir metropol. Sürekli değişen dinamikleri var. Hatta biz daha önceki çalışmalarımızda değişen ve dönüşen İstanbul gibi analizler yapmıştık yine verilere dayanarak. Yani bugün çok doğru bilinen birçok yanlış var İstanbul'la ilgili. O yüzden İstanbul'un mutlaka verilerle ama anlaşılır düzeyde takip edilmesi gerekiyor. Tabii bir de şu var. Siz çok büyük bir veri, çok büyük bir data toplayabilirsiniz ama bunu bir kerelik yaparsanız o sadece fotoğrafı çeker. Fakat biz burada barometredeki amacımız şu. Bir şeyi ölçmek ve izlemek. İzlemek dediğimiz şeyi belli periyotlarla yapmamız lazım. Biz de burada aylık aldık ki her ay biz İstanbul'u izleyelim ve İstanbul'un değişen gündemini kamuoyuyla ve yerel yöneticilerle paylaşabilelim. Bu arada ben o işin izleme tarafı beni çok heyecanlandırıyor. Çünkü o değişimi anlık olarak okumak, bu arada bu kadar anlık değişim olması da ne kadar doğru onu da bilmiyorum. Çok yorulduğumuzu da gösteriyor bazı şeyler. Kesinlikle. Ama benim için büyük içgörü kaynağı, bu arada onu da açıklamış olalım. İçgörü aslında bir olgunun derin sebeplerini bulma noktasına. Benim çok kafamı açtığını bir sürü konunun söyleyebilirim. O konularla ilgili de sorularım olacak. Tabii. Bir kelime, bir cümle kullandınız dediniz. Kamu yararına veriler. Ne demektir kamu yararına veriler? Kamu bundan nasıl yararlanır? Kamu barometreyi görebiliyor mu? Buradaki bilgilere onlar ulaşabiliyorlar mı? Peki kamu yararına olan bir veri nasıl bir yarar sağlar? Kamu bundan göreceği yararlar nelerdir? Gibi birkaç tane böyle daha soru sormak isterim. Sonra birazcık bulgulara ineceğim. Tabii ki. Şimdi kamu yararına veride kastımız şu. Aslında iki tane paydaş var orada. Bir kamu dediğimiz halk, bir de kamu dediğimiz devlet. Yani çünkü kamu her iki anlamda kullanılıyor. İşte kamuoyu araştırması deriz veya kamuda çalışmak deriz mesela. Bu iki anlamda kullanılır. Bir defa verinin değerli veriye dönüşmesi gerekiyor. Değerli veriye nasıl dönüşür bir veri? Yani veri her yerde bir veriler var. Fakat bu veriler eğer bir yönetim modeline girerse, eğer karar alıcıların karar almasında bir done olarak kullanılmaya başlanılırsa ve bir kent verilerle yönetilmeye başlanırsa elbette ki bir takım değişiklikler, bir takım başarıların sağlanması mümkün olacaktır. Öte yandan verinin açık veri olması çok önemli. Yani bu veri bir taraflarda gizlenirse, mesela biz bu araştırmayı hiç kimseye açıklamadan, kamuoyuyla paylaşmadan, sadece işte Büyükşehir İç Belediyesi'ne ihtiyaçlar için yapabilirsiniz tabii ki. yapabilirdik. Ya ki yapılıyor da buna benzer çalışmalar zaten geçmişten beri yapılıyor. Ama buradaki fark, bizim buradaki amacımız aslında İstanbul Planlama Ajansı'nda da amaç aslında yerel yönetimle vatandaşı birleştirmek, bir arada çalıştırmak. O üçlü sarmal, dörtlü sarmal dediğimiz yani bir arada çalışma dinamiğini, sistematiğini kazandırmak. O yüzden
üretilen veriler bir defa kamuoyuyla paylaşılıyor ve bir şeffaflık sağlanıyor. İnsanların gerçekten de İstanbul'un gerçek gündemi ne? Piyasada veya haberlerde birçok şey duyuyoruz ama İstanbul nasıl gündemine bunu görmesini sağlıyoruz. Öte yandan özellikle yerel yönetimlere dönüyoruz. Sadece bu Büyükşehir Belediyesi için de geçerli değil. Diğer büyükşehirleri ve tabii ki İstanbul'daki ilçe belediyeleri için de geçerli ve tabii ki valilik ve diğer resmi kurumlar için de geçerli. Onlara kullanabilecekleri altlık olacak birçok veri sağlıyoruz. Ve bazen bunlar erken uyarı alarmları verebiliyor bize. İşte bu aylık yaptığımız için yani bir yerde sürekli bir iyiye gidişat ya da kötüye gidişat varsa bunu biz hem kamuoyuyla hem de yöneticilerle paylaştığımızda onlar da buna göre aksiyonlarını alabiliyorlar. Bu arada yine bir şeyin altını çizmek istiyorum. Önemli bir şey söylediniz. Erken uyarı. Ben zaten barometremize şey diyorum, AVAX sistemi diyorum. Gerçekten o takip ettiğinizde bir yerde problem olacağını önden görmek çok önemli. Çünkü biz kültür olarak önlem almayı çok bilmiyoruz. Biz bir şey bozulduktan sonra düzeltmeye çalışıyoruz. Ama önlem almak bir kere maliyet açısından bile çok daha düşük bir şey. Kesinlikle. Dolayısıyla kesinlikle bir erken uyarı sistemi olarak görüyorum. Bir sıkıcı da sorum daha var ama onu sormadan önce geç onu sorayım. Yine de sormayayım. Açık veri dediniz. Hı hı. Onun önemli olduğunu düşünüyorum. Sonra teknik sorumu soracağım. Ben çünkü bir açık veri aktivistiyim. Beni orada kalbimden yakaladınız, onu söyleyeyim. Çok az açık veri var Türkiye'de. Var dediniz ama çok az var. Yani ki şöyle söyleyeyim. ABD'de verinin, devlet verisinin, yerel verinin %27'si şu ana kadar açılmış durumda. Bu devasa bir data. Bizde 0.01 bile değildir. Dolayısıyla açık veri aslında çok önemli. Çünkü artık şunu biliyoruz ki bütün dünyada belli kurumlar bütün iyi insanları işe alamıyorlar. Dolayısıyla açık veri demek herkese bu veriyi açmak demek ve problemleri illerde birlikte çözebilme yeteneği oluşturmak demek. Onun için açık veri dediniz, onun için altını çizmek istedim hocam. Evet. Çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Kesinlikle orada. Türkiye'nin ciddi şekilde açık veriye ihtiyacı var. Şöyle diyelim, daha doğrusu açılması gereken verinin açılmasına ihtiyacı var. Her veri açılmaz çünkü. Elbette. Gizli veriler de anonimleştirerek açılır. Aynen, anonimleştirerek açılır vesaire. Bir son teknik soru soracağım, sonra bulgulara geçeceğim birazcık. Tabii. Peki sürekli şöyle söyleniyor ya, ben de araştırma ve data dünyasında yaşadığım için bana kimse gelip soru sormadı. Bunun temsiliyeti nasıl sağlanıyor? Bu şeylerde, Twitter'da gördüğümüz şeyler, işte ben biliyorum tabii ki bu sorunun cevabını ama biraz bu işin altyapısından da bahseder. Şimdi şöyle, burada hep istatistik hocaları da şu örneği verir. Şimdi siz bir tencere yemek de yapsanız, koca bir kazan yemek de yapsanız, çorba yapsanız, onun tadının olup olmadığını bir çay kaşığıyla anlarsınız. Evet. Önemli olan o çay kaşığını daldırmadan önce iyi bir karıştırmak. Hı. Yani o homojeniteyi sağlamak. Hı. Şimdi biz burada İstanbul Planlama Ajansı ve bizim yine üniversitede yaptığımız birçok araştırmada Mahallem İstanbul Projesi'ni gerçekleştirdik. Orada çok detay veriye sahibiz ve İstanbul'daki 962 mahallenin sosyoekonomik statüsünü biliyoruz. Hatta sokak düzeyinde, yani TÜİK'ten ve diğer yerel kurumlardan edindiğimiz verilerle sokak düzeyinde bile sokakların sosyoekonomik yapılarına ilişkin veriler var elimizde. Tabii ki Büyükşehir Belediyesi olduğu için çok ciddi bir data da elde mevcut. Ve biz burada ayda ortalama 800-900 kişiyle görüşüyoruz. 800-900 kişi istatistik olarak anlamlı zaten. Burada bir beis yok. Çünkü biz ilçe düzeyinde bir sonuç vermiyoruz. İl düzeyinde bir sonuç veriyoruz. Öte yandan burada örnekleme, yani ankette görüşülecek kişileri seçerken ilçe kırılımına dikkat ediyoruz. Yani bu anket sadece Kadıköylülerle, Beşiktaşlılarla, Beyoğullarla yapılmıyor. Bu ankette Sultanbeyli'den de katılanlar oluyor. Nüfustaki payı kadar katılıyor. Dolayısıyla temsiliyeti sağlıyoruz. Sadece o değil, cinsiyet açısından da temsiliyeti sağlıyoruz. Ya eşit zaten Türkiye'de genel olarak, İstanbul'da da öyle. Kadın erkek eşitliğini orada da gösteriyoruz. O da yetmiyor. Yaş grupları açısından da bir eşitlik sağlıyoruz. Eşitlikten kastım, İstanbul'da diyelim ki 25-35 yaş arasında kaç kişi varsa o oransal olarak temsil ediliyor. Dolayısıyla yaş, cinsiyet ve ilçe kotaları koyarak bu çalışmayı yürütüyoruz ve o temsiliyeti mümkün olunca sağlıyoruz. Tabii bunu aylar itibariyle yaptığımız için her zaman da test etme şansımız oluyor ve bu testler de bizi yanlış bir yere götürmüyor. Eğer öyle olsaydı zaten sonuçlarımız böyle grafikler bir ileri bir geri böyle garip şeyler çıkardı. Standart sapmamız o anlamda çok fazla sapmıyor. O zaman ben yavaş yavaş bu teknik kısımlardan çıkıyorum. Tamam. Biraz şimdi benim konular çok hoşuma gidiyor. Şimdi birazcık o konulara ineceğim ama bu konu nasıl seçilir, mercek nasıl seçilir, sistem nasıl çalışır, biraz o konuyu da açabilir misiniz? Bu arkadaşlar hangi konuları nasıl soracaklarını nereden biliyorlar diye sorabilir seyirciler. Kesinlikle. Siz nasıl seçiyorsunuz, bu barometre nasıl seçiyor? Şöyle, bu çalışmanın daha başında uzmanlardan oluşan bir heyette, akademisyenler,
sivil toplum ve araştırma dünyasından kişilerin katıldığı toplantılar düzenlendi. Böyle bir çalışmada ne sormak gerekir? Evet. Tabii ki öncelikle bu çalışmayı ikiye ayırıyoruz kendi içinde. Bir, standart sorularımız var. Her ay sorulan sorular, işte ailenin geçim durumuna ilişkin sorular veya işte duygu durum yapısına ilişkin sorular, mutluluk, yaşam yönetimi gibi sorular. Bunlar klasik sorular ve her ay yenilenen. Burası zaten belirlendi ve orada bir kit oluşturuldu. Sağlıklı bir şekilde devam ediyor. İkincisi olan, yani değişen sorularda ise burada arkadaşlarımız, İstanbul Planlama Ajansı'nda ve İstatistik Ofisi'ndeki arkadaşlarımız ay başladığı zaman not almaya başlıyorlar. Günlük olarak takip ediyorlar. Ne konuşuldu? Türkiye'de ne konuşuldu? İstanbul'da ne konuşuldu? Değişen ne? Dönüşen ne? Belediyenin yaptığı bir etkinlik, bir faaliyet var mı? Hayata geçirdiği yeni bir yenilik var mı? Veya bir tartışma var mı? Ya da sosyal bir olay mı oldu? Bunlar takip ediliyor. Bunlar takip edildikten sonra ay sonuna doğru masaya yatırılıyor bu konular. Ve neyi soralım konusu tartışılmaya başladı. Ve yine uzman heyet çerçevesinde tartışmalar sonucunda tabii ki araştırmayı çok uzun yapamıyorsunuz bu araştırmayı. Yani belli sorular, daha hap sorularla ilerliyoruz. Ve dolayısıyla bu sorularda o ayın, yani geçmiş ayın gündeminden seçilerek yapılıyor. Burada hem sosyal medya taramaları yapılıyor, hem basın taramaları yapılıyor, hem de uzmanlardan görüşler alınıyor. Sevgili hocam, kaç kişi çalışıyor bu proje üzerinde? Şöyle 14-15 kişi çalışıyor. Sadece işi mutfak kısmında. Tabii bir de saha kısmı var. Saha kısmında da yine bir 15 kişi, yani aslında bir 30 kişilik ekip her ay bu iş için emek veriyor. Emek veriyor. Hocam şimdi yavaş yavaş hani merceği nasıl oluştuğunu öğrenmiş olduk. Şimdi birazcık ben o mercekten bazı sorular sormak istiyorum ama sizden ricam, hani ben hep şöyle derim, birazcık şey olacak, yaban olacak ama içgörü, yani o duygu okumak için birazcık sadece şeyle biraz kalpten okumak gerekir, bir şeydir. Anlam. Şimdi sizin de o tarafınız da gayet güçlü, insan gelişimi vesaire. Birazcık o taraftan da soracağım tabii, sorulara tabii, bakmanızı tabii. Rica ediyorum. Çünkü dataları okuduk, okuyoruz. Çok da ilginç bulgular var. Ama onun arkasındaki o insani gerçek noktasında siz ne hissediyorsunuz onları gördüğünüzde, ben o kısmı çok merak ediyorum. Şimdi yavaş yavaş o merceklerden bir tanesine girelim. İlk soracağım şey, bu arada en çok sevdiğim kısımlardan bir tanesi, onun için ilk onu sormak istedim. İnsanlarımızın bir kere mutluluk seviyesi kısmı var. Ne görüyorsunuz orada? Neden mutluluk ölçmek önemlidir? Ölçmek de ya, kolay değildir, zordur biraz ama bir şehirde mutluluğu ölçmek neden önemlidir? Bu birinci sorum olsun. İkinci sorum da, siz oradaki mutluluk endeksinde, puanlamasında o puanlamayı gördüğünüzde ne hissediyorsunuz İstanbullu hakkında? Şöyle, ben bir yandan mutluluk ekonomisi üzerinde yoğun çalışıyorum. Evet. İktisatçı ve iktisat ve mutluluk bir yerde mutlaka kesişiyor. Aslında hep de böyle paranın mutluluk getireceği falan söylenir. Bir yere kadar getiriyor ama bir yerden sonra getirmemeye başlıyor. Yapılan araştırmalar, bizim İstanbul'da yaptığımız araştırmalar da öyle. Belli bir gelirden sonra artık mutluluk ivmesi artmıyor. Aslında, para sayesinde artmıyor. Başka faktörler geliyor. Şimdi baktığımızda düşük. Tabii şimdi şunu da unutmamak lazım. Biz bu çalışmaya pandemi ortamında başladık. İlk başta da özellikle pandemiye yoruyorduk. Bu mutluluk düşük, yaşam memnuniyeti düşük, kaygı çok yüksek, stres çok yüksek. Ama şimdi bir yıl boyunca izledik. Hani özellikle yazdan itibaren de bir rahatlama oldu, bir gevşeme oldu. Pandeminin etkilerini hissettik, yani azaldığını hissettik en azından. Öyle bir algı var. Fakat mutlulukta ya da yaşam memnuniyeti bir yükseliş, bir kıpırdanma bile görmedik. Şimdi insan neden mutlu olur? Mutluluğun kaynağı nedir? Son 7-8 yıldır bu konu üzerine ben özel olarak da çalışıyorum. Ve şunu gördüm. Aslında insanın mutluluğun kaynağında adalet yatıyor. Belki de önce para gelir, aile gelir, şu gelir, bu gelir gibi düşünülüyor ama adalet. Neydi adalet? Gelir dağılımında adalet. Vergide adalet. Kamu hizmetinden yararlanmada adalet. Sağlığa erişimde, eğitime erişimde adalet. İşe girmede adalet. Yani düşündüğünüz, sokağa çıktıktan sonra ulaşımda adalet, ulaşıma erişimde adalet. Dolayısıyla adalet vurgusunu biz hem İstanbul üzerinde hem Türkiye üzerinde çok ama çok etkin bir şekilde görüyoruz. Yani adil bir İstanbul istiyor aslında İstanbullu. Adil bir Türkiye istiyor yine Türkiye vatandaşı. Yani bu çeşitli görüşlerden bir sürü öğrencimiz var. Eskiden daha farklı ama son yıllarda özellikle şunu görüyoruz ki, özellikle gençlerde bunu görüyoruz. Hangi görüşten olsa olsun bir işe girme konusunda adaletin olmadığını düşünüyor gençler. Dolayısıyla bu adaleti sağlayamazsanız nasıl şehri mutlu yapacaksınız? Yani İstanbul dediğiniz şehir gelir dağılımının Türkiye'de en bozuk olduğu şehir. Bu TÜİK verisidir, yani öyle bir öylesine söylemiş bir laf değil. Verisi. Yani bundan 10 yıl önce en düşük gelirli grupla en yüksek gelirli grup arasındaki fark 5 kattı. Şu anda 10 kata yaklaştı. Yani toplumun belli bir kesimi çok fazla zenginleşiyor.
Ama çok büyük bir kesimi de fakirleşiyor ve aradaki fark giderek açılıyor. Ve bu insanın mutluluğunu da, yaşam memnuniyeti olumsuz etkiliyor. Yani mutluluk bu anlamda gerçekten de mutluluk şudur. Bir ev kadını için mutluluk akşam tencereyi iyi bir şekilde kaynatmaktır. Ve eşi evden çıkarken ona bir bütçe bırakır. O bütçeyle pazarını, marketini yapar. Akşam da kaynatır. Ama şu anda maalesef o tencereyi kaynatmak için o ev kadını çok ciddi düşünüyor. Acaba ne kaynatsam diye. Biz o anlamda da birçok araştırma yürütüyoruz. Gerçekten ciddi problemler var. Dolayısıyla bütün bu hususlar, bütün bu adaletteki bir anlamda o yoksunluklar aslında bizi mutsuz kılan ilkelerin başında geliyor. Ben bu arada şöyle konfirme edeyim. Kendi yaptığımız araştırmalarda da sürekli şunu söylüyoruz. Ben biraz tüketim tarafındayım, tüketici araştırmaları tarafındayım. Sürekli şunu görüyoruz. Her türlü çıkarın, tüketicinin çıkarının üstünde bir duygu var. O da siz adalet diyorsunuz, bir hakkaniyet diyoruz. O kırıldı mı, hiçbir çıkarın hiçbir önemi yok. Bu arada sizin söylediğinizi şöyle de bir veriyle de konfirme edeyim. Covid ile beraber en çok yükselen duygu anksiyete ya da kaygı duygusuydu. Kaygı duygusunun en önemli özelliği de insanları paralize etmesi. Ve anksiyetenin azalmasının en iyi yollarından bir tanesi de kontrol duygusunu geriye vermek insanlara. Birazcık şunu görüyoruz, insanlar birazcık, bu barometreler de aynısını gösteriyor. Birazcık bu kadar mutsuz olmalarına sebeplerinden bir tanesi kontrol duygusunu tamamıyla yitirmiş olmalarından. Kesinlikle. Ve bu kontrol duygusunun adaletle de çok güçlü bir bağlantısı var. Kesinlikle. Çok güçlü bir bağlantısı var. Bir tane daha veri var, çok hoşuma gidiyor. Konu başlıklardan bir tanesi, merceklerden bir tanesi. Süper, yani o kadar beğenmiştim ki o soruyu. Niye ben hiç bunu sormadım? Yüksek sesle tartışma verisi var. Sevgili izleyiciler, çok da hoşuma giden bir veri. Sonuç itibariyle hoşuma gitmiyor. Sorun baskısı çok anlamda. Hoşuma gidiyor yani. Şöyle bir veri var. Biraz yuvarlayacağım. İstanbul'un 1/3, %30'u her ay yüksek sesli bir tartışmaya girdiğini söylüyor. Bu da beni üzen, şaşırtan. Şimdi anlıyorum, trafik sorunu var, stresliler, kaygı içindeler. Dolayısıyla bu stresi de yansıtıyoruz. Ama aile içinde çok ciddi şekilde bir tartışma var. Bu veri bize ne diyor hocam? Bu aile içi huzursuzluk neyden kaynaklanıyor ki? Birazcık bazı evvel dokundunuz zaten birazcık, evet, kaynaklanıyor ama yine de birazcık orayı açalım. Bir de ne yapılabilir? Çünkü çok bir anda dışarıdan içeriye girdik. Yani bir anda hanenin içine kapandık. Belki de en az gördüğümüz yer. Çünkü hanenin şeyi var, gizliliği var günün sonunda. Ama orada yaşanan şey de İstanbul etkiliyor. Şimdi o kişi çıkıyor, tabii, sonra başka tabii, şekilde yansıtıyor tabii bunu. Nedir bu hane içindeki sesli tartışma olayı? Şöyle, biz bu soruyu oluştururken epey bir düşündük ve bunu, bu şiddeti, yani şiddet aslında sormak istiyorduk ama şiddet tabii kolay cevap verilecek bir şey değil. Şiddete uğramak ya da şiddet uyguladım demek zor. Ama tartışma insanların daha rahat cevap verebileceği ve daha gerçekçi bir sonuç yakalıyoruz. Ama biz de sorarken inanın şey bekliyorduk, yani işte iş hayatında, ulaşımda falan filan bekliyorduk ya da daha kamusal alanlarda bekliyorduk. Aile çıktı ve çıkmaya da devam ediyor. Yani ilk dönemlerde çok daha yüksekti, şimdi biraz daha azaldı ama yine ilk sırada geliyor. Neden aile içinde yüksek tartışma var? Çünkü az önce bahsettiğim hususlar yine geçerli. Yani bir şehirde, bir ilçede, bir mahallede huzur yoksa, huzurda azalma varsa, ekonomik sıkıntılar baş göstermeye başlamışsa, her şeyden önemlisi geleceğe karşı bir güvensizlik başladıysa. Bu da çok önemli. Şimdi ben daha önceki araştırmalara da bakıyorum. Bundan 10 yıl önce, 20 yıl önce yapılan araştırmalardaki geleceğe karşı güvenle, geleceğe karşı beklentilerle, şimdiki beklentiler arasında gerçekten negatif yönde bir dönüşüm var. Geleceğe karşı beklentiler azalmaya başlıyor. Öte yandan insanlar pandemiyle beraber evlere kapandığı zaman şunu da gördüler. Mesela yine ev kadınları üzerinden gideyim veya çalışan anneler üzerinden örnek vereyim. Yani bu insanlar hem çalışıyor hem de evdeki işlerini yapıyorlar. Çalışan kocalar bir anlamda bunu görmeye başladılar. Evde çok ciddi bir iş yükü olduğunu görmeye başladılar. Onu fark etmeye başladılar. Ya bu kadar iş varmış meğer, ben evde yokken yapılan bu kadar iş varmış. Bütün bunlar tabii ki ev içi gerginliklere de ister istemez sebep oluyor. Ve tabii ki genel olarak baktığımızda yine ben, yani biraz da iktisatçı olduğum için hep iktisattan örnek veriyorum, evet, ama işte genç işsizlik oranı çok yüksek. Biz ev gençleriyle ilgili araştırma yaptık. Yani bu ev gençleri dediğimiz üniversiteyi bitirmiş, 4 yıllık bir üniversiteyi bitirmiş, en az 2 yıl, 3 yıl geçmiş ama herhangi bir iş bulamamış ve iş arayan, tabii ki iş araması da önemli, gençler. Bu gençler evlerde tıkılı kaldılar ve bunların, tabii ben sosyolog değilim, psikolog değilim, bunların sosyolojisini, bunların psikolojisini anlamak çok önemli. Çünkü İstanbul bu anlamda ciddi bir genç nüfusu barındırıyor.
Yani ve bu da önemli problemlere neden oluyor. Bir anlamda ailedeki o tartışmalardaki nedenlerden birisi de belki de bu olabilir. Evet, hatta şöyle bir söylediniz, çok önemli bir şey söylediniz. Ev genci kavramı bu aralar çok anlatılıyor. İlk kullananlardan bir tanesi bu barometre kullandı bunu. Çok önemli ve değerli olduğunu düşünüyorum. Hatta şöyle bir ek bilgi vereyim. Oğlan babayla çatışmasın diye geceden sabaha yaşamaya başlıyor. Evet, evet. Bu çok enteresan bir şey. Çünkü gün içinde babayla vakit geçirirse baba git kendine iş bul, hayata karış diyor. Ama onu bulamadığı için ve evde daha çok çatışma yaşamak istemediği için baba uyuduktan sonra hayata başlıyor ve evet, artık çok gece aktif olan, sabaha kadar aktif olan, sabahtan sonra uyumaya başlayan bir gençlik velisi görmeye başlıyoruz. Evet, maalesef. Ama şunu net olarak anlıyorum. İstanbul ister dışarıda ister içeride bu problemler o kadar birbirini etkiliyor ki buralara mutlaka bakmak gerekiyor. Dolayısıyla İstanbul'u mutlu etmek istiyorsak haneleri de evin içinde düşünmek zorundayız. Yani bu sadece dışarıda olmuyor. Dışarıdaki hizmetle de sadece olmuyor. Stresli bir ev ortamı var. Bu arada şey de bir taraftan hep bir kentleşmeyi sürekli konuşuyoruz. Bugün kentlerde yaşayan 10 kişiden hep söylüyoruz. 9'u bu kentlerde doğmadı. Anadolu'dan geldik. Anadolu'da geniş metrekarelerden geldik. Kentlerde geniş metrekareler yok. Covid de bizi o metrekarelerin içine sıkıştırınca evet, olay daha da büyüdü ve çatışma ortamı maalesef yükseldi. Yaşam memnuniyeti ikinci hoşuma en çok giden konulardan bir tanesi. Ama düşük hocam, düşük. Evet. Ya bilmediğimiz bir şey değil ama hocamız biraz kafamızı açsın bu konuda. Yaşam memnuniyeti skorlarına baktığımızda hayli düşük olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla yaşam memnuniyeti düşük bir İstanbullu ne demek? Yaşam memnuniyetini ne düşürüyor? Gerçi diyeceksiniz ki Hakan yani bir etrafına bak falan diyebilirsiniz. Trafik var, şey var, zor bir şehir. Mega şehirden bahsediyoruz ama bir taraftan da datalar şunu gösteriyor. 10 sene sonra böyle 15 tane mega şehrimiz olacak. Evet. Belki de buradan bir ders çıkartmalıyız. Yaşam memnuniyeti nedir hocam? Yaşam memnuniyeti nasıl artar? İstanbul'da neden mi yaşam memnuniyeti bu kadar düşük? Eğer 2006 yıllarında yapılan İstanbul'un planı uygulansaydı, yani orada söylenen bir rakam var. Deniyor ki İstanbul maksimum 16 milyon olması lazım. 16 milyon geçmemesi lazım. Ama yapılan projeksiyonlar gösteriyor ki biz zaten şu an 20 milyonluk bir şehiriz. Bu ilerleyen yıllarda da eğer bu politikalar devam ederse aynı şekilde devam edecek. Yani bu kent artık bu nüfusu kaldırmıyor. Gerçekten kaldırmıyor. Sosyolojik olarak kaldırmıyor, psikolojik olarak kaldırmıyor, ekonomik olarak kaldırmıyor. Tamam taşı toprağı altın ama bir yere kadar. Dolayısıyla yaşam memnuniyetini etkileyen birçok faktör, yani ekonomiden eğitime, sağlıktan, sosyal yaşama varana kadar kentin, kentliği doyuramaması söz konusu. Veya bu tür hizmetlere erişim çok maliyetli olmaya başlıyor. Bu maliyet sadece parasal bir maliyet değil. Biz mesela gelir seviyesi yüksek kesimde de görüştüğümüzde şu endişeyi, şu sıkıntı yaşıyoruz. Tamam bir kazanıyoruz ama o kazandığımızı harcayacak zamanı bulamıyoruz. Veya zamanda çok vakit geçiriyoruz, yolda çok vakit geçiriyoruz. Neden geçiriliyor? Şimdi Covid nedeniyle bireysel ticari kullanım, bireysel araç kullanımı arttı. Dolayısıyla toplu taşıma bir yandan yoğunken bir yandan bireysel kullanım da arttığı için trafik de çok yoğunlaştı. Zaten veriler de onu gösteriyor. Zaten trafik hani genel olarak İstanbul'daki bir problem. Yani zaten klasik bir şey. Ama başka problemler de ortaya çıkmaya başlıyor. Şimdi düşündüğünüzde bugün İstanbul'da bu hep sorularımızdan bir tanesidir. Gece rahatlıkla yürüyebilir misiniz sokaklarda? Önceden biz kadınlar için soruyorduk, artık herkes için sormaya başladık. Evet. Çünkü artık risk herkes için. Geçerli, evet, yani İstanbul'da bu anlamda diğer şehirlere kıyasla bir güvenlik zafiyeti de var ister istemez. Çünkü yaşadığınız şehirde, yaşadığınız mahallede, yaşadığınız apartmanda artık etrafınızı tanımıyorsunuz. Eski İstanbul yapısı, ya bundan 20 yıl önceki gibi bir komşuluk ilişkisi de yok. Öte yandan İstanbul sosyal sermayenin en düşük olduğu şehirlerden birisi. Yani İstanbul'da yaşanan yoksulluk, İstanbul'da yaşanan sıkıntı Anadolu'da yaşanmıyor. Çünkü Anadolu'da bunu çözebilecek mekanizmalar halen devreye girebiliyor. Komşuluk, akrabalık, o ilişkiler halen belli. Ortak avlu konsepti diyoruz. Kesinlikle. Yani yardımlaşma. Yardımlaşma. Çocuklara babaanneye, dedeye bırakabilme. Evet, evet. Yani burada çok fazla çok zor, sorun var. Evet. Çok fazla zorluk var. Ve bütün bunlar yaşam memnuniyetini geliyor ki Türkiye'nin de zaten, Türkiye'de yaşam memnuniyetini gerilediğini görüyoruz son yıllarda. Orayla da örtüşüyor aslında. Zaten İstanbul ayna yani Türkiye açısından, veriler açısından da her zaman başat göstergeleri peki taşıyor. Peki hocam niye biz bu kentleşmeyi başaramıyoruz? Kent, soruyu daha doğru sorayım. Kentleri planlamayı ya da planlıyoruz kuvvetli ihtimalle zorlamayı biz niye başaramıyoruz?
Bir şehrin, nerede kopuyoruz biz şöyle, yani? 50 yıldır nerede kopuyor bu? Ben şuraya bağlıyorum. Bir şehrin namusu imar planıdır. Hı. Ben şehir plancı değilim ama bunu şehir plancıları da dile getirir. Bir şehrin namusu imar planıdır. Eğer o namusa sahip çıkarsanız, yani o imara sahip çıkarsanız, sürekli değiştirmezseniz, ya biz İngiltere'ye gitmiştik orada bir yerel yönetimle görüşürken, hani biz mevzuat açısından soruyoruz. İşte imar yasasındaki değişiklikler nasıl yapıyorsunuz falan filan. Adamlar bize bakıyor. Ya imar yasasında niye değişiklik yapalım ki? Hani zaten bir plan yapılmış belli bir yıl önce. Belli periyodik olarak bunlar güncelleniyor ve devam ediyor. Şimdi gelişmiş ülkeler de bu var ama biz maalesef bu şehrin o imar namusunu koruyamadık. Sonuçta da işte böyle bir şehre ulaştık. Çok güzel bir şehir olabilecekken maalesef beton yığını bir şehre dönüştürdük hep birlikte. Ki az evvel söyledim, 15 mega şehir dünyasına doğru giderken en azından bir ders alsak hocam. Yani hala sürekli bir önceki konuşmamızda da şunu söylemiştik. Sürdürülebilirlik vesaire konuştuk. Yaz duygusundan bahsetmiştik. Yaz duygusu oluşunca bizim gençler harekete geçmeyi sevmiyorlar. Çünkü ölenin geriye dönüşü yok gözüyle bakıyorlar. Yaz duygusu oluşturmayalım. Hala daha çok önümüzde plan, program, mega şehirler var gibi görünüyor. Evet. Ama artık yani en azından yaptığımız bir plana da uyalım. Uyalım. Ya. Uyalım. Gerçekten. Hocam biraz girdiniz ama ben o konuya birazcık dönmek istiyorum. Önemli bir konu kent işsizliği. Evet. Kent işsizliği, bir iş bulamama kaygısı var. Bu arada her iki kişiden birisi, bu şeyden bahsetmiyor sadece çalışanlar ya da çalışmayanlar. Bugün iş değiştirmek de bu anlamda okumak gerekiyor bu veriyi. İnsanlar kolay iş bulamayacaklarını düşünüyorlar. Evet. Peki işsizliği ve süper hızla devam eden bu kentleşme sürecini düşünecek olursak, kent bu işsizlikten nasıl etkilenir? Kentler işsizlikleri için bir şeyler yapabilirler mi? Kentler bu anlamda kendi ekonomileriyle, ki bugün sürekli konuşuyoruz, büyük kentler, büyük ekonomiler konuşuyoruz artık, devlet ekonomilerinden büyük kent ekonomileri var dünyada. İstanbul bir şeyler yapabilir mi bu konuyla ilgili? Bir de İstanbul'daki bu işsizlik konusu ne durumdadır? Birazcık orayı açabilir miyiz? Tabii. Küçük bir rakam vereyim. Yani o bile çok acı bir gerçek. İstanbul'da 15-24 yaş arasında olup ne işte ne de eğitimde olmayan, yani o grubun, çünkü ya okulda olması lazım ya bir yerde çalışmaması, İkisinde de olmayan 552 bin genç var. Yani 552 bin genç, düşünseniz Anadolu'da bir şehir nüfusu demek bu. Ya da bir Avrupa'da bir kent nüfusu demek. Bu kadar insan ne işte ne eğitimde. Dolayısıyla çok ciddi bir risk var burada. Kent işsizliği kent yoksulluğunu getiriyor. Kent işsizliği gelecek nesiller açısından da endişe getiriyor. Kent işsizliği şunu getiriyor: evlenme yaşlarının yükselmesini getiriyor, çocuk sahibi olma oranının düşmesini getiriyor. Biz hep sürekli söylüyoruz, Türkiye nüfusunu yenileyemiyor artık. Yaşlanıyor. Yani yaşlanıyor. Yaşlanan ülkesiyiz ve yenileyemiyoruz nüfusumuzu. Yani ciddi bir sorun, her anlamda bir sorun. Dolayısıyla niye yenileyemiyoruz? Bir sebebi de bu. Çünkü insanlar çok geç iş hayatına atılıyorlar, malum sebeplerden dolayı. İşlerinde bir kendileri açısından bir gelecek göremiyorlar ve çok ciddi kaygılar taşıyorlar. Bütün bunlar tabii ki tüm hayatlarını planlamalarını ve birçok şeyi ertelemelere neden oluyor. Yani kent işsizliği bir kentin yoksulluğuna neden oluyor ve kentte ne yapılabilire geldiğimizde, bir defa her ne kadar bu işsizlik olsa da işsizliğin çözmenin, bir miktar çözmenin bir yolu, iş gücü arzıyla iş gücü talebini denkleştirmek. Yani işsizler var ama iş arayan, yani işçi arayan kesim de var. Ama bunları bir platformda buluşturmak. Devletin tabii ki iş grubu var, bu anlamda hizmet veriyor. Belediye, Büyükşehir Belediyesi bu anlamda bir atılım yaptı. Bölgesel istihdam ofisleri kurdu. Şu anda zannediyorum 20 bini falan geçti. İnsanı yerleştirdiler. Daha proaktif çalışıyor. Ben de onlarla ilgili de biz araştırma yapmıştık. Bu tür girişimleri hızlandırmak gerekiyor. Özellikle iş gücünü talep edenlerle iş gücü arz edenleri bir yerde birleştirmek, bunları denkleştirmek gerekiyor. Bunlar belki küçük adımlar ama sonuçta dalga dalga büyüyecek adımlar. Tabii ki kentin genel ekonomik yatırımını, ama ülkenin yatırım iklimini iyileştirmek gerekiyor. Ülkenin yatırım iklimini iyileştirmek de ekonomik göstergelerle olmuyor. Demokrasiyle oluyor, adaletle oluyor, oradaki o huzurla oluyor. Bunlar olursa yatırımcı geliyor, bunlar olursa insanlar dövize, altına falan filan gitmiyor veya yurt dışına gitmiyor, yurt içinde yatırımlarını gerçekleştiriyor. Bu zaten hani genel ekonomik sürecinde şehre yansıması olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi önemli bir şey söylediniz. Yine onun altını çizmek istiyorum. Beklemediğim yerden geldi cevap. Yaşlanma konusu. Onun için birazcık orayı daha açmak istiyorum. İşte bilinen, böyle anlatılan gerçeklerle sahada gördüklerimiz farklı. Artık yani sürekli böyle bir dilimize pelesenk olmuş, genç bir ülkeyiz, gençlik anlatıyoruz vesaire. Ama gerçekte hepimiz biliyoruz ki Türkiye dünyanın en hızlı yaşlanan ülkelerinden bir tanesi. Hatta yaşlanma sürecimiz 18 sene sonra tamamlanacak.
ve biz 27 yılda yaşlanmış olacağız bu arada. Başladı çünkü bu süreç 9 yıldır başladı. Ve bir Fransa 115 yılda yaşlandı. Referans olarak vermiş olalım. Dolayısıyla bir kere yaşlanıyoruz. Yaşlı toplum olmanın, bu arada bizim en önemli avantajlarımızdan bir tanesi gençliğimizde, yaşlı toplum olmanın ekonomik bazı şeyleri var, problemleri var, çözmemiz gereken, şey yapmamız gereken. Hocam çok önemli bir şey söyledi. Tabii ki devlet bunun farkında bu anlamda. İşte bu çocuk sayısı, 3 çocuk muhabbeti vesaire oradan kaynaklanıyor ama önce çözülmesi gereken problemler var. Bunlardan bir tanesi genç işsizliği. Sürekli artmaya başlanan o evlilik yaşı meselesi. Ben hatta ona bir üçüncü faktörü de eklemek isterim hocam. Bence iç göçün de azaltılması lazım ki gençleşmeye devam edelim. Çünkü gençlik dediğimiz, çocuk sayısı dediğimiz şey Anadolu'da olur. Şu topraklar geniş, çiftçi toprağını işlemeye gittiğinde üç nesil aile bir arada bir avluyu paylaşıyorlar. Çocuklarınızı babaanneye, dedeye bırakabiliyorsunuz. Bu da aslında şeyi sağlıyor, aslında daha çok çocuk sayısı sağlıyor. Evet. Genç olmaya önem veriyoruz, çocuğa da bu anlamda önem veriyoruz ama sadece çocuk yapın demek de olmuyor. Bazı ön şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Bir parantez açayım, Türkiye'nin mutlaka bir yaşlılık politikasının artık kurgulaması, planlaması gerekiyor. Türkiye'nin de İstanbul'da. Bu böyle birden, nasıl ki bir göç politikamız yoktu, birden karşımıza çıktı ve bir kaotik ortam yarattı ve halen sorunlar var. Yaşlılık da aynen gelecek ve çok daha şiddetli gelecek. Evet. Geliyor. Çok az vakit kaldı zaten. Evet. 18 sene nedir ki hocam? Yani bir anda geçecek. Artık toplumumuzda yaşlı bir toplum demek için çok çok kısa bir süremiz kaldı. Ve bu anlamda dünyadaki şeylere bile, istatistiklere bakarsak bile çok yaşlanmış toplum var dünyada. Bakarsak bile, bu arada yaşlanmaya da hiçbir şekilde karşı değiliz. Onun da bazı pozitif tarafları var. Yani tabii ki, iyi, tabii. Uzun yaşamak önemli ama belli bir refah seviyesiyle beraber aynen, olunca anlamlı aynen, oluyor. Yani. Onun şartı belli bir refah seviyesine geldikten sonra yaşlanmak. O zaman o keyifli bir yaşlanmak. Gelemeyip de yaşlanırsanız, toplumun üzerine ciddi bir şekilde yeni bir maliyet koymuş oluyorsunuz. Kesinlikle. Bambaşka problemler kesinlikle geliyor ortaya. Maliye dedik. Sizin sevdiğiniz konular maliye dünyada. Şimdi biraz borçlanma konuşalım hocam. Evet. Şimdi yine seyircilerimiz şaşırmayacaklar tabii ki ama biraz siz lütfen kafamızı açınız lütfen. Ciddi borçlanmış ve durmayan, borçlanmaya devam eden bir kent ahalimiz var. İstanbullu ciddi şekilde borçlanıyor. Bu bizim İstanbul'un geleceği için, biz bireylerin geleceği için ne demek? Bunu da kent ekonomisi referansı için de değerlendirebilir misiniz? Birazcık kent ekonomisini yeniden birazcık daha açabilir misiniz? Tabii. Şimdi borçlanmanın kaynağı önemli, borçlanmanın nedeni önemli. Yani siz bir konut alacaksınız, konut kredisi alırsınız, bir mülk edinirsiniz. İşte bir otomobil için olur veya işinizi büyütmek için alırsınız. Bu borcu etkin bir şekilde kullanırsanız mülk sahibi olursunuz, otomobil sahibi olursunuz veya da işinizi genişletirsiniz. Ama biz verilere baktığımız ki bu bizim veriler, anket verileri değil, resmi verilere baktığımızda tüketici kredilerinin de çok yüksek bir artışı görüyoruz. Aynı şekilde ödenemeyen kredilerde çok artışı görüyoruz. Aynı şekilde takipteki alacaklar dediğimiz, yani devlet artık takip etmeye başladığı alacaklarda çok artışı görüyoruz. Kredi kartı sorusu da var bizde standart. Mesela orada tamamını ödeyenler giderek azalıyor. Şimdi bütün bunlar ne oluyor? Bütün bunlar aslında bireysel olarak düşündüğümüzde geleceğin ipotek altına verilmesi oluyor. Geleceği ipotek altına verdiğiniz zaman ne olmuş oluyor? Nesiller arası borç yükü söz konusu oluyor. Yani siz babanızın hayatını sürdürmek için mecburen borçlanması sonucunda bu sizin eğitimde fırsat eşitsizliği neden oluyor. Bu sizin kaliteli bir sağlık hizmeti alamamanıza neden olabiliyor. Bu sizin istediğiniz zaman işte bir yere bir sosyal hayata karışmanıza da engelleyebiliyor. Dolayısıyla hanede borçlanmanın bu anlamda olumsuz bir etkisi var. Borç sonuçta harcanabilir geliri azaltıyor. Geldiği zaman suni bir refah yaratıyor ama zaten yaşamı idame ettirmek için alınan borcun hani bir refah yaratmasını da beklemiyorsunuz. Dolayısıyla çok ciddi problemler söz konusu. Gerçekten de hanelerde bu anlamda ciddi sıkıntılar var. Tabii bu kent ekonomisinde yansıyor. Nasıl yansıyor? Kentin tüketim alışkanlıkları değişmeye başlıyor. Kentin tüketim miktarı, potansiyeli farklılaşmaya başlıyor. Hani belki diyebilirsiniz ki herkes çok ciddi paralar harcıyor falan filan ama bunlar azınlıkta. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Böyle yani, bir şey yok. Türkiye'de 84 milyon olduğunu çok hızlı unutuyoruz. Evet. Öyle ben kafeler dolu, cep telefonunu göster muhabbeti. Şakadır. Mesele orada değil. Mesele şakadır orada bu. Yani kesinlikle. Tabii ki 84 milyonun içinde
Yani bir kitlenin gelirin daha yüksek olması normal ve onları kafelerde görmeniz de normal. Bu Türkiye'nin standardı için hiçbir anlam taşımıyor. Hatta şöyle bir şey ekleyeceğim hocam, hatta fikrini de soracağım. Yani ben bazen hepimiz çok yankı odalarımızda yaşıyoruz diye düşünüyorum. Biz de mesela sitelerimize kapandık. Atıyorum, örnek olarak vereceğim. Esenyurt'taki o durumu göremiyor olabiliyoruz. Ve zannediyoruz ki sitelerimizde biz güvende kalacağız. Yani borçlanmaya rağmen, bu kadar ekonomik probleme rağmen, ama şeyi unutuyormuşuz gibi hissediyorum. Hepimizin hani artık jenerik oldu ya, aynı gemideyiz. Ama ben bunu şöyle söyleyeyim. Aynı ekosistemin içindeyiz. Bu kadar birileri borçlanırken, fakirleşirken birilerinin güven içinde yaşama ihtimali yok. Bu sürdürülebilir değil. Hep beraber sürdürülebilirdir. Hep beraber bu işin içindeyiz. Hep beraber bu işi çözmek zorundayız. Yani bir gettolaşma sürecine yansıyor bu. Evet. Özellikle göçmenlerle, mültecilerle beraber de bu yaşanıyor. Mesela mülteci konusunda kısaca deneyeyim. Lütfen. Birinci nesil Türkiye'yi seven, çünkü Türkiye onlara kucak açtı ve geldi. Ama ikinci nesil çok riskli bir nesil. Evet. Çünkü o ikinci nesil kendini dışlanmış hissediyor ve ikinci nesil artık diasporaya yaşıyor olabilir. Evet. Ve bu da ciddi bir risktir eğer burada buna ilişkin açılımlar yapmazlar. İkinci nesil kesinlikle zaten Türkiye'de doğdu ve birinci nesille olan kızgınlık ona yansıdığında onun tepkisi çok sert olacak. Çok sert olacak, çok, çok sert olacak. O yüzden bunu genel olarak da görebiliriz, karşılaşabiliriz. Evet. Hocam son sorum, merak ediyorum, hep mercekleri konuştuk ya. Ne geçiyor aklınızda? Ne sormak istiyorsunuz? Şu ana kadar barometrede görmediğimiz, ya bunu da ileride ben bir soracağım dediğiniz bir şey var mı? Yani çok merak ediyorum. Kafanızın içinde ne var şu anda? Şöyle aslında İstanbul'la ilgili ne merak ediyorsunuz? Biz aslında merak ettiğimiz hususlardan birisi insanların inanç meselesi. Yani hassas bir konu. Fakat bunu sormak, hele de şu ortamda sormak, sorgulamak zor. Ama uluslararası çalışmalarda bu çok rahatlıkla görülüyor. Ve bu birçok araştırmaya da atlık sağlıyor. Gerçekten de insanların inanç dünyası nasıl acaba? Neye inanıyor? Tamam, belli dinler var ama acaba evrensel ilkeler açısından nereye doğru evriliyoruz? Söylenenler gerçekten yansıyor mu? Fakat biz bunu tabii bu araştırmada en azından şu anda sormuyoruz. Sormak istemiyoruz. Çünkü yanlış anlaşılabilir, başka taraflara çekilebilir. Fakat merak ettiklerimiz ve takip etmesi istediğimiz hususlardan birisi bu. Çok güzel bir veri. Onu söyleyeyim. Ben de çok merak ederdim. Tabii ki şey, ortam öyle ki bizi fişliyorlar mı diyen insanlar çıkıyor. Anlıyorum oradaki kaygıyı ama bir noktadan sonra bu huzura ereceksek de ben de böyle bir veri de görmek isterim açıkçası. Çünkü çok başka yollar var, başka şeyler çıkıyor ortaya ve bunların etkisini de görmek isteriz. Sayın seyirciler, Profesör Doktor Murat Şeker, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bu güzel barometreye devam edin. Kafamızı açmaya devam edin. Veri de açmaya lütfen devam edin. Tabii ki. Türkiye'nin de İstanbul'un da açık veriye ihtiyacı var. Başka bir bölümde, başka bir konuyla şöyle gösterelim. Verilerle İstanbul'u konuşmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere.